Antalyaspor'da seçim sürecinde başlayan tartışmalar artarak devam ediyor. Kulübü 150 milyon lira borçla devrettiği iddia edilen eski başkan Gültekin Gencer bir kez daha sert konuştu. Gerçek borcun 80 milyon lira civarında olduğunu ifade eden Gencer, mevcut yönetimin olası beceriksizliklerinin nedeni olarak kendilerini göstereceklerini iddia etti. TFF, Spor Toto iddia gelir hedefimiz şu anki dolar kuru üzerinden 65 milyon TL idi. Yani 22 milyon 400 bin dolar. Borcumuz vergi dahil 27 milyon dolar. 80 milyon TL. Alınan para, alınacak olan hedef doğrusunda 5 milyon dolar bütçe açığıyla ve sezon giderlerle teslim ettik. Bunun aksini iddia eden varsa gelsinler, bize anlatsınlar. Aslı olmayan rakamlarla 150 milyon borçtan bahsedeceksiniz. Size kargalar daha güler. Kendinize lütfen görev yapan arkadaşlar için söylüyorum, güldürmeyelim. Futbolcunun öyle bir hesap yapmışlar ki 45 futbolcunun maç başıları dahil, garanti paraları dahil, maaşları dahil yazmışlar. Önümüzdeki sezon için. 45 futbolcunun. Galiba Türkiye'de bu sene bir kanun çıkacak diye düşünüyorum Futbol Federasyonu'ndan. Maçlar 11 kişi değil, 45 kişi oynanacak olarak. Galiba öyle bir uygulamaya girecek ki bunların tamamı ödenecek şekilde borçları koymuşlar. Beceriksizlik veya başarısızlık halinde olabilecek şeylere karşı bize karalama kampanyası başlatıp vuracakları başka nokta kalmadığı için 150 milyon üzerinden vurmaya çalışıyorlar. Varsa böyle bir şey getirsinler, paylaşalım. Ali Şafak Öztürk yönetiminin siyasi destekle göreve geldiğini savunan Gültekin Gencer, alacaklarıyla ilgili olarak da bilgi verdi. Kulüpten kovulduklarını vurgulayan Gencer, bu sebeple alacaklarını bırakmadıklarını söyledi. Hem göreve kendi iradeniz dışında siyasi irade doğrultusunda talip olacaksınız. Görevi bırakıp kaçan değil, bıraktırılan Türkiye'nin takdir ettiği yönetimin başarısı altında ezilmemek için her türlü zemini hazırlayacaksınız. Yok böyle bir şey. Ama ben son 3 döneme baktığım zaman benim dönem kadar kulübe bağış yapan, yardım yapan ve şahsi imzalarını koyan başka yönetim kurulu üyeleri varsa buyursunlar. Diyorlar ki giderken bankadan çekmişsiniz, yönetim kurulu üyelerinizin alacaklarını ödemişsiniz. Bunu da söylüyorlar. Madem buyursunlar, geldiler şimdi kendileri. Kendileri, onların yerine de kendi yöneticileri koysun. Yazdılar 19 tane girmek için, birbirlerine kavga ettiler yönetime. O kadar uğraşan insanlar oldu ya. Hepsi servet serbiye. Koysun onlar da bakalım. Onları da görelim. Bizim yönetimimiz koyuyordu. Alıp, tabii ki alıp gideceğiz. Sen bizi kovarsan alıp gideceğiz tabii ki. Samuel Eto'o hakkında da gündem yaratacak sözler kullanan eski başkan Gencer, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'le aralarında geçen bir diyalogdan bahsetti. Menderes Türel'in Eto'yu istemediğini iddia eden Gencer şu ifadeleri kullandı. Menderes Başkan'la görüştüğümüz her ortamda bir an önce Eto'dan kurtul talimatı almamıza rağmen inandığımız doğrular için Eto'yla devam ettik.